Yeter ama hadi bak, bu kadar hırpalama kendini. Burhan Bey iyileşecek biliyorsun. Senem Kuş. Gözün aydın. Kocan geldi. Anne bir şey belletme ne olur. Olay büyümesin. Sen burada bekle, geliyorum. Hoş geldin Zafer. Hoş bulduk anne kuş. Nasılsınız? İyiyiz. Kızımla sohbet ediyoruz. Oh, oh ne kadar güzel. Ben de işte eş kuşumu almaya geldim. Malum yeni evliyiz ya. Vakitlice evimize gidelim. Senem bu gece burada kalacak oğlum. Ne gerek var? Anne kuş gelsin evinde yatsın. Yarın sabah yine erkenden gelir. Değil mi? Ne demek ne gerek var? Kızımı özledim oğlum. Anlamıyor musun? Bu gece birlikte sohbet edelim. Yarın işten sonra gelir. Olmuyor ama böyle. Şükran anneciğim. Zafer, apar topar evlendiniz. Zaten içime sinmedi. Bir de kızımla görüşmeme karışacaksan... külahları değişiriz, haberin olsun. Hadi, iyi geceler sana. Öyle mi diyorsunuz? Hı hı. Peki madem, kırmayayım ben de o zaman sizi. Yarın görüşürüz zaten. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederim anne. Benim güzel kızım. Bak, sen kendi başına bir iş yaptın. Bir şey diyemedik. Ama mutsuzsan bu evin kapıları sana her zaman açık. Biliyorsun değil mi? Babacığım, bu ziyaretinizi neye borçluyuz? Bu taraflarda işim vardı. Gelmişken gelinimin elinden bir kahvaltı edeyim dedim. Uyuyor mu hala? Yok babacığım, kendisi evde değil. Ya Senem Kuş annesini özlemiş, dün gece orada kaldı. Ne diyorsun oğlum sen? Sen niye izin verdin? Yahu daha yeni evlisiniz. Ne işi var kızın annesinin evinde? Hocam, biraz sakin olun. Kız evi terk etti demedim. Zafer oğlum, bak karının gönlünü hoş tut. Bir an evvel bir çocuk yapmaya bakın. Bizim gibi aileler için çocuk çok önemli bir şey. Sen benim tecrübeme güven. Bir evlat her şeyi değiştirir. Tamam babacığım, halledeceğiz. Yani daha genciz. Hem Senem yeni işe başladı. Biraz hevesini alsın, biraz kariyer yapsın. Çocuğa da sıra gelir. Zafer, sen beni dinlemiyorsun. Pişman olacaksın sonra. Bak bizim gibi aileler için bir varis her şey demektir. Biz bunca malı mülkü ne için kazanıyoruz ha? Biz öldükten sonra ne olacak bunlar? Heba olup gitsin mi her şey? Tamam babacığım, gelecek nesillerimiz güvende olsun diyorsunuz. Anlıyorum. Kalk, ben işime gücüme bakayım. Sen de git karını al, bir güzel kahvaltıya götür. Tamam babacığım. Halledeceğim bu iş bende. Burhan Bey şu anda çok iyi. Ama hastamızın kontrollerini ihmal etmeyin lütfen. Kendisini de yormasına izin vermeyelim. Ne gerekiyorsa yapacağız doktor bey, hiç merak etmeyin. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet merak etmeyin, ne gerekiyorsa yaparız. Sor. Unutmayın, üzüntü, stres kalbin en büyük iki düşmanı. Önlemlerimizi mutlaka sıkı tutalım. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun. Sağ ol. Elif, ben şu ödeme işlemini halledeyim. Çünkü önce halletmiş, hiç şey yap. Öyle mi? Tamam. E çıkalım o zaman, Burhan Baba'yı alalım aşağı. Tamam. Ben hemen geliyorum abi. Tamam ya. Alo. Alo. Arda, Burhan amca nasıl? İyi, taburcu ediyorlar şimdi. Çıkacağız birazdan, eve götüreceğiz. Oh, çok sevindim, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Başka bir şey yoksa? Yok. Ben tutmayayım seni. Çok geçmiş olsun tekrar. Sağ ol. Anneciğim, Burhan amca iyileşmiş, taburcu ediyorlarmış. Çok şükür, çok sevindim. Ben bir ziyaret edeyim diyorum. Yani görmek istiyorum. Tamam, seni nasıl içine siniyorsa.
Zafer'e haber verdin mi? Sorun çıkmasın yine. Anne, hemen gidip geleceğim zaten. Akşama bekliyor beni. Ben seni üzer diye endişeleniyorum senin. Anneciğim, 5 dakika gider görürüm. Oradan da işe geçerim hemen. Bir mesaj atarım o arada. Ruhu bile duymaz. Senem, evlilikte öyle gizli saklı işler olmaz. Sen daha baştan böyle yapıyorsan... ben zaten senin bu evliliği kendi rızanla yaptığına hiç ama hiç inanmıyorum. Anneciğim, Zafer takı Karda'ya, biliyorsun. Şimdi söylersem yanlış anlayacak. Durduk yere gerginlik çıkacak. Sen takma kafana, iyiyim ben. Tamam? Haberleşiriz. Günaydın. Erkenden ofise geçtim. Şimdi toplantıya gireceğim. Bugün yoğun. Akşam görüşürüz. Sen şimdi bana niye yalan söyledin Senem Kuş? Anlayacağız bakalım.